Ya niye böyle bir saçmalık yaptın Sonay, söyler misin? Ben senin yaptığın saçmalıkları soruyor muyum sonra? Canım öyle istedi, öyle yaptım. Canım balta girmemiş hayvanla konuşmak istiyor. Ama kendimi tutuyorum. Çocuk çok üzgündü. Bir de ayağına kadar geldi. Daha ne istiyorsun ki? Hiçbir şey istemiyorum Songül. Hiçbir şey istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum, tamam mı? Çok konuşmak istiyorum. Ama ona kızıyorum. İnat etti, beni aramıyor. Berber oldu, şımardı. Ya insanı çatlatırsın Sonay. Ben senden bir şey saklamadım ama. Songül, ne olur üstüme gelme. Ben saklıyorum, var mı? Yok, böyle olmayacak. Arayacağım. Cevap vermezse de çat diye yüzüne kapatırım. Ya sana da ne konuşuyorsun mırmır Jale? Korkut'la konuşacağım Songül. Kendimle prova yapıyorum. Yanlış bir şey söyleyeyim, ümit vermeyeyim diye. Merhaba Korkut, beni tanıyabildin mi? Bak, ümit vermek için aramıyorum. Baştan söyleyeyim. Ne tanıması, ne umudu? Ne oluyor lan Jale? Bir şey olduğu yok Korkut. Sadece öldün mü, kaldın mı merak ettim. Tehlikeli bir yerde çalışıyoruz. Jiletler havada uçuşuyor. Orada işin gücün yok, beni mi düşünüyorsun lan Jale? Ha? Ne yapsam da bu adamın yüreğine indirsem diye mi düşünüyorsun? Yüreğini indirmek istemiyorum Korkut. Umut vermemek için aradım. Baştan söyledim. Yüreğini indirmek istesem seni niye terk edeyim? Eski bir dostum. Öylesine sesini duymak için aradım. Maksus mu yapıyorsun lan Jale? Ha? İşim gücüm var, uğraşamam seninle. Beni delirtmek istiyor ya. İş güç sahibi insanım, tamam mı? Beni işimden gücümden mi etmek istiyorsun sen? Seninle konuşulmuyor Korkut. Tüp kazı gibi hemen parlıyorsun. Arayan da kaba. Yanlış numara. Allah Allah! Allah Allah! Maksus yapıyor usta. Sabrımı deniyor. Mesleğime engel olmaya çalışıyor. Sabretmek lazım. Köpürmemek lazım. Nasıl köpürmeyeyim usta? Karşı tarafta köpürten var. Ben kendi kendime mi köpürüyorum? Usta deli ediyor beni konuştukça böyle. Beni rayımdan çıkartıyor beni. Vagonlarım birbirine çarpıyor usta. Zehir zemberek konuşuyor. Bu laflar kavgada söylenmez usta. Kan beynime sıçrıyor benim. Celallenmemek lazım. Ay kapsız Celal abi, vay be. Gördüğün gibi dünya yuvarlak. Döndün dolaştın. Tamamen ziyaretlerini bitirdin. Gene geldin aynı noktaya. Artık devir değişti. Benim. Değil mi? Dünya eskisi gibi öküzün boynunda dönmüyor. Ya. Ya medeniyet tarihi açısından sesleniyorum sana Cengiz. Sus, sus. Yani insanlığa hizmet vermiş bilim adamlarının mezarlarını kemiklerinde sızlatma ya. Misal Edison. İyi diyorsun da kirli. Kaptan Kusto da Müslüman olmuştu ona bakarsan. Ne? Ha? Ne bileyim. Ya çocuklar atladığımız unuttuğumuz biri oldu mu ya? Nasıl? Uyumuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir haber, ne bir selam. Eski dostlar, eski dostlar. Dostlar başına dost canlısı. Nalburların padişahı Çivici Katil Ruhi Bey de gelmişler. Celal Bey birader, hoş geldin. Kürsü dükkanına düştün demek. Biz de seni hapishanelerde duymuştuk. İftiraymış çok şükür. Çok şükür. Ulan iki dakika şu kardeşim Süha'nın yerine ben geçici kör olsaydım da şu nalbur şerefsizini görmeseydim be. Şerefsiz! Uğursuzluk getirmesin diye ayağımı kaldırdım, canım çıktı. Ya Süha dedin de ne olmuş Süha'ya? Kör olmayasıca geçici kör oldu. Böyle bakmış kaynağa, bakmış kaynağa, gözlerini böyle fokur fokur kaynatmış. Evde böyle boyunca uzanıyor. Patates bağlamak lazım. Ben şu çocuğa bir de bakıp bir geleyim. Gitme patates.
bak. Ama o seni görmezse sakın alınma. Kör ya. Ne memleketi canım? Sen de ne sahip adammışsın Nusret Efendi ya. Millet bu devirde memleketinden kaçıyor. Kim bilir ne numarası vardı. Tabii ya. Kimin canını yaktıydı da kimden saklandıydı acaba? Ebru efendi. Şu söylediklerini Celal duysa seni dilim dilim doğramaz mı? Ulan muhafaza. Zaten bir kere adam kesen artık kesmeden duramazmış. Neyse gönlüm rahat. Buradan laf çıkmaz. Çıkmaz da. Yerin kulağı var. Naim evladım. Ayıp değil mi yahu? Bizi mi dinliyorsun? Efendim, Müslüman'dan mısınız? Yok, yok bir şey, tamam yok bir şey. Ha Nusret Efendi, onu diyorum. Bu borç borç kafana asla takılmasın. Benim durumum öyle, hiç kötü değil. Canını hiç sıkma. Hiçbir şey olmazsa ekmeklerden düşeriz canım. Yok, o kadar uzun boylu değil Ruhi Efendi. Ekmekten de düşmem, ekmeği de ayağa düşürmem. Borcumu da öderim. Sen bastır paranı kuzu kuzu. Yerin kulağı var demiştim. Ha, tamam tamam. Tamam Mustafa Efendi, buyur. Buyur. Hayırlı işler olsun. Buhar ol, ortadan kaybol. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi aniden zuhur et. Yani iki satır sorabilsen Nusret Bey'den işin aslını faslını öğreneceğim ama memleketine gitti diye tutturmuş. Peki o zaman o banyodaki çamurlar ne diyorum? Orasını karıştırma diyor. Bu adam milletinin işine akıl sıra ermiyor ki Ayhan Hanımcığım. Memleketinde ne işi varmış acaba? İşte ben de onu soruyorum ya şekerim. Bu adamın memleketinde tarlası tapana olacak hali yok ya. Acaba kan davası falan bir şeysin var? Güldürmeyin insanı Ayhan Hanımcığım. Kan gördüğü zaman şıbın işi düşüp bayılıveriyor koca adam. Acaba çoluk çocuk mu var? Yoksa insan onca yolu nasıl gider ki? Zannetmiyorum canım. Yani iyi olsun. Hem çoluğu çocuğu olsa burada olsun adam. Efendim? Ama sabahtan beri dilimize bir Celal Bey doladık gitti. Boş ver. Sen şu butik işini anlat. İyice tarttın mı, düşündün mü, binçtin mi ha? Ne düşünüyorsun? Hoş geldiniz, hayırlı. Hoş bulduk. Önemli bir şey yok ya. Ay sormayın. Günlerdir bir tek lokma göremedi. Evladımın gözlerinden derdi var. Hayır, iyi bir lokman hekim bulamadık ki derdimize derman olsun. Patates bağladınız mı? Yo, bağlamadık. Ama her gün kızartıyorum. Pek seviyor. Ablacığım, bu gibi durumlarda patates bağlamak lazım. Cerahati alır. Gözler lamba gibi açılır. Anne ya, kim geldi ya? Göremiyorum. Buyurun, buyurun. Uzaklardan Celal abin geldi, Siha. Kımıldama, yanına geliyor. Bu ses onun sesi. Ta kendisi. Hamsız Celal abim gelmiş. Geldim Siha, geldim. Hamsız Celal abi, nerelerdesin? Uzun zamandır göremiyorum seni. Ne oldu gözlerine, aslan parçası? Nazara mı geldi? Merhaba ablacığım. Hoş geldiniz. Nazar olmadı Celal abi. Kazar oldu. Yani mümkünse geçici ama ya bir türlü geçmedi. Bak bu kaç? İki ama ben göremiyorum. Göreceksin Sıhacığım. Ablacığım bana bir patates, bir bıçak. Size zahmet olmaz. Otur Sıha. Siz oturdunuz dikkat mu Celal abi? Dikkat edin. Otur. Nereye oturayım? Tamam. Sizi görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdım. Görünce ne yapacağımı şaşırdım ama sevinçten değil Mehpareciğim, görememekten. Ay, şifa olur inşallah. İnşallah. Sizi bize Allah mı gönderdi ha? Bir şeyler kestiğinin sesini duyuyorum Celal abi. Aman dikkat et, parmağını falan kesme. Unutma bir yerde büyüye meselesi. Ah, eyvahlar olsun. Mehpare, yoksa içime mi doğdu? Bakmamam lazım. Görmemem lazım. Ablacığım bir bez getirir misiniz? Ben görmeden şu parmağımı sarın. Bünye meselesi bir yerde. Ablacığım siz de şunu Sihan'ın gözüne bağlayın. İçim geçiyor. Gördünüz mü oğlun adam bayıldı? Ben görmedim Mehpare. Ya bakma.
sayılmayacak. Gül! Celal Bey!